Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği'nin 1 Nisan'da İsrail tarafından vurulmasıyla başlayan kontrollü gerilim, İsrail'in Gazze'deki soykırımını perdeleme aracına dönüştü. Sadece bir kişinin yaralandığı İran saldırısı sonrasında iddialı açıklamalarla misilleme yapacağını ilan ederek tüm dünyanın dikkatlerini Gazze'den İran'a çeviren İsrail aynı tiyatroya devam etti. Katil İsrail misilleme diye mini İHA'larla İran'ı hedef aldı. Dünya İsrail İran gerilimine odaklanırken terör devleti Gazze'deki soykırımına devam ediyor. Gazze'de can kaybı her geçen gün artıyor. İsrail ordusunun sistematik olarak sürdürdüğü saldırılarda ilk hedef kadınlar ve çocuklar oluyor. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yaralanan onlarca çocuk ve kadın gece boyu hastanelere taşındı. İşgalci İsrail gece boyu Gazze'nin birçok noktasını yine bombalarla vurdu. Uluslararası toplumdan gelen tüm uyarılara rağmen katil sürüsü Refah'ın doğusu ile batısında evlere saldırı düzenledi. Gazze'nin batısındaki Tel Es Sultan mahallesinde Rıdvan ailesine ait bir evin bombalanması sonucu 7 Filistinli öldü, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar Refah'taki Kuveyt Hastanesi'ne nakledilirken sivil savunma ekiplerinin enkaz altından ölü ve yaralı çıkarmaya devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği kaydedildi. Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bini aştığı, yaralı sayısının da 77 bine yaklaştığı açıklandı. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların %72'sinin kadın ve çocuk olduğu vurgulandı. İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı, yardımların girişini engelleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de 30 çocuğun yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı. İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı ve son günlerde Batı Şeria'da artan saldırı nedeniyle Hamas ve İslami Cihat'tan yeni bir açıklama geldi. İsrail askerlerinin 18 Nisan'dan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim ile Nur Şems mülteci kampında gerçekleştirdiği baskınlarda 7 Filistinli'yi öldürmesinin ardından Hamas'ın açıklamasında Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleriyle her yolu ve aracı kullanarak çatışma, gerilimi tırmandırma ve genel seferberlik çağrısında bulunuldu. Açıklamada Filistin halkının İsrail'in Batı Şeria, Gazze, Kudüs ya da vatanın herhangi bir yerine sahip olmaya çalışmasına izin vermeyeceği ve haklarını gasp etme planlarına karşı koyacağı aktarıldı. İslami Cihat ise açıklamasında Filistin halkını vatan toprağı üzerindeki Siyonist planları boşa çıkarmaya ve İsrail askerleriyle Yahudi yerleşimcilerle çatışmaya girmeye çağırdı. Açıklamada Arap dünyası ile uluslararası camianın Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik işlenen suçlar karşısında sessiz kalması da kınandı.